Mustafa Ceceli. Ankara doğumludur. Çok küçük yaşlarda müziğe ilgisi fark edilmiş ve enstrüman çalmaya yönlendirilmiştir. Desteklerini vermektedir. Biz yine de Yeşilay 1 milyon takipçi diye bir başlık atalım. Buradaki sanatçı arkadaşlarımızdan ve sosyal medya kullananlardan da rica edelim. İnşallah büyüsün. Çok teşekkür ediyorum buna layık gördüğünüz için. Sevgiler. Türkiye'nin ilk markalaşan, Türkiye'de yerli çizgi filmlerin kitlelerle buluşabileceğini... Kendi özlerine, kültürüne sahip çıkan bir rol model kurguladık ve bunun da çok güzel geri dönüşlerini aldık. Umarım bu yolda hep devam edeceğiz. Bu ödüle layık görüldüğüm için de çok teşekkür ediyorum hepinize. Bizlerin de böyle hassas konularda, sağlığımızı ve ekonomimizi etkileyen konularda biraz daha kendi çevremizi başta olmak üzere daha sonrasında tüm ülkeyi etkileyecek bir hareket yaratmamız ve farkındalık yaratmamız gerektiğini düşünüyorum. Nalıncı Mehmet Efendi 3. Murat zamanında yaşayan ve çalışmalara sanıyorum o zaman başlanan içkili olan çalışmalara onun bulunduğu mekanda devam ediyoruz. Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı, Yardımcı Doçent Doktor Sayın İbrahim Topçu'yu sahneye davet ediyoruz. Ve en Yeşilaycı sporcu ödülüne layık görülen isimlerden ilki Sayın Çağan Atakan Arslan beyefendiyi sahneye davet ediyoruz. Çok güzeller ama oturduğumuz bölümdeki madde bağımlılıkları yeterince fazla. Benim bu yoldan çıkmamı sağlayan, öyle söyleyeyim yani bunlara bulaşmamı sağlayan tek şey spor oldu. Uğurluyoruz ve geldik en Yeşilaycı Spor Kulübü'ne. Öncesinde sporcumuz Tolga Murat Balıkçı, saygıdeğer Cumhurbaşkanımızı. Bağımlılık eğitimi vermesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'yla 2014 Ocak ayında protokol imzalanmıştır. Sayın Milli Eğitim Bakanımız Profesör Doktor Nabi Avcı Bey'in destekleriyle Yeşilay tüm Türkiye'de 20... Öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Yeşilay'a bundan sonraki çalışmalarda da birlikte olmak dileğiyle tekrar çok teşekkür ediyorum. Evet, Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı Sayın Bakir İzzet Begoviç Beyefendi'nin sahneye teşriflerini arz ederim efendim. Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzet Begoviç. Saraybosna Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunudur. Bosna Hersek'in bağımsızlığının sembolü Bilge Kral Ali İzzet Begoviç'in oğludur. 2000 yılında siyasete girdi. 2010 yılında Bosna Hersek İki Başkanlık'ta kurulan, başkanlığını da Saraybosna Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Redzo Kavusevic'in yaptığı Bosna Yeşilay'ın çalışmalarının yürütülmesine... ...koya danas ponosno nastavlja tradiciju započetu davne 1920. godine. Ova organizacija je javno dobro Republike Turske i njenih građana. Vršeći svoju humanu misiju, prevencije i borbe protiv svih vrsta ovisnosti u preko 30 zemalja svijeta, Zeleni polumjesec prerastao je u globalnu organizaciju. Zemlje koje su postale dio zelenog polumjeseca prostiru se od Bosne i Hercegovine do Palestine, od Crne Gore do Tajlanda, od Srbije do Libana, od Albanije do Tanzanije. U manada Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sahneye teşriflerini arz ederim efendim. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 2003-2014 yılları arası Başbakanlık ve 2014 yılından bu yana da ülkemizde ilk defa halkın oylarıyla seçilmiş olan Cumhurbaşkanlığı vazifesiyle ülkemizin kalkınması ve ilerlemesinde çok ciddi hizmetler vermiş, halkın refah seviyesini arttırmış, dil, din, ırk gözetmeden tüm insanlığın sesi ve ümidi olmuş, vefakar ve fedakar bir isim olarak Türk tarihinde büyük yer edinmiş bir siyaset ve gönül adamıdır. Sayın
Cumhurbaşkanımıza ödülü Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı Sayın Bakir İzzetbegoviç veriyor. Şu anda sahada bulunan Fikret Hoçiç arkadaşımız Srebrenica katliamı döneminde 9 yaşındayken kendi hayat hikayesini şu anda bir kitaba yazmış vaziyette ve bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye etmek için sahneye çıkmış bulunmaktadır. Yani Srebrenica tabii eşim çocuklarımla oradaki anma törenlerine gittiğim zaman gerçekten bizlerin çok farklı duyguları yaşadığı bir yerdi. Batı'nın ne denli çok yüzlü olduğunu gördüğümüz bir yerdi ve orada yani birçok rakamlar telaffuz ediliyor ama ciddi bir soykırımla yaklaşık 8 bin civarında orada Boşnak kardeşimizi maalesef şehit etmişlerdi. Fakat tabii şimdi bir mutluluğumuz var. Srebrenica'da artık şimdi Boşnak yerel yönetimi var. Bundan dolayı da ayrıca mutluyuz. İnanıyorum ki bundan sonraki süreç Srebrenica'da çok daha farklı olacak. Fikret, sen de artık bundan sonra mahzun olma. Bu kitapta da yaşayacaksın zaten. Misafirler aşağı alalım sizleri. Sayın Cumhurbaşkanım, size son bir sürprizimiz var gecenin sonunda. Zatenhaliniz 1972 yılında, bundan 43 yıl önce yine bir Yeşilay etkinliğine gelmiş, katılmışsınız. İstanbul'da İstanbul İmam Hatip Okulu'ndaki iki arkadaşınızla birlikte Yeşilay Gençlik Teşkilatı tarafından düzenlenen İstanbul Lise ve Denge Okullar Arası Münazara Yarışması'nın sonunda içkinin fert ve cemiyet üzerindeki zararları tartışılmış ve İstanbul İmam Hatip Okulu takımı olarak zat-ı halinizin de bulunduğu üçlü takım şampiyon olmuşlar. Yine topluma lider olmuşsunuz. Yine orada da bir birincilik kazanmışsınız. O günün anısına belki daha önceden de şahit olduğunuz bu güzel manzarayı bir tablolaştırmak ve size takdim etmek istedik efendim. Evet, Zümrüt Anka özel ödüllerinin verildiği bu gecede bizleri onurlandıran devlet büyüklerimize, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere saygıdeğer hanımefendiye, Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı Sayın Bakir İzzetbegoviç'e ve tüm katılan misafirlerimize teşekkür ediyoruz.